Aşağıda verilen şemaya göre A kaçtır? Yapılacak işlem bakın. -7 ile artı 9'un neyi? Toplama. Bunları birleştiriyorsun. Topladıktan sonra bunun içine düşürüyorsun. -7 artı 9 zıt işaretli olduğu için büyükten küçüğü çıkaracağım. 9'dan 7 çıkartın 2. Büyükün işareti yazacağız. Büyükün işareti yani 9'un işareti 9 büyük olduğu için 9'un işareti artı olduğundan dolayı artı 2 çıkarılırsa. 2'nin artısını yazmaya çok gerek yok. 8 ile 17'yi ne yapın? Toplayın demiş. 8 indirdim. Artı eksi 17. Eksi 17. Bu artı eksi bu şekilde yan yana yazamayacağımızdan dolayı araya bir parantez koymamız gerekiyor. Parantezle kapatmamız gerekiyor. Şimdi işlem yapıyorum. 8 artı eksinin çarpımı eksi olduğundan dolayı eksi 17. Zıt işaretli. Bu da artı çünkü. 17'den 8 çıktı. 9 kalır. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 9 yapacaktır burası. A'da eksi 2 ile 2 artı eksi 9'un toplamı. Eksi 9'u yine buraya yazacaksın ama dediğim gibi parantezle ayırmak zorundayız. 2 eksiden artının çarpımı eksidir. Eksi 9. Bu artı 2, bu eksi 9. Zıt işaret olduğu için büyükten küçüğü çıkarıyorum. 9'dan 2 çıkarıyorum. 7 kalıyor. Ve büyüğün işareti yani 9'un işareti eksi olduğu için burada eksi yazıyorum. Eksi 7 çıkıyor. A şeklinde.